Manşete hoş geldiniz. 11 Kasım 2021. Ee, çok teşekkür ederim destek mesajlarınız için. Ee, dün hakkında üfürülen bir kuyruklu yalanla ilgili bir açıklama yapmıştım. Ondan dolayı da, ya niye bu kadar ciddi alıyorsun falan gibi... E, açık şeyler geldiği gibi, tepkiler geldiği gibi e, çok güzel kapak yapmışsın falan gibi tepkiler de geldi. Ne işte efendim e, bir cevap düzeltme hakkı kullanma, ne işte kendini ifade etme ne başka. E, oradaki tek e, motivasyonum gelen o kadar sorunun ve belki insanların da kafasında şüphe oluşacak e, bunu izale etme amacıydı. E, kaybetme kuşağında her şey dedik. Burada dikkat çekici olan şey şu. Yani benim hakkımda bir iftira, bir yalan ortaya atılması. Onu benim cevaplamam falan değil. Benim buna imkanım var. Yüz binlerce takipçimiz var. Youtube'da, Twitter'da kendimizi ifade edebiliyoruz. Her yerde kendimizi ifade edebiliyoruz. Neyse. E, fakat bunu yapamayan insanlar var. Yani e, bakın ben mesela bir cevap verdim dün. Hakkımda bu yalanı alıp kullananlar ve yayanlar dönüp de benim cevabımla ilgilenmediler. İlgilenmelerini de beklemiyordum. Çünkü 6 yıldır zaten kimse ilgilenmiyor. Yani bir, bir şey üfürüyorlar. Muhatabı bir şey söylüyor. Yani al yani gazetecilik nedir? Ee, bütün olayın unsurlarını koyup e, bu tür konularda yorumu, taktiği okuyucuya veya seyirciye bırakmaktır. 6 yıldır bir iki müstesna tek cevap ve düzeltme hakkı veya yanıt hakkı neyse kendini ifade, savunma kullanma, kullandırmadılar. Bu sadece bana değil herkes için geçerli. Şimdi biz burada kendimizi ifade ediyoruz onu söylüyorum. Yani mühim olan şey o. Ben bunu yapabiliyorum. Hayır yalan söylüyorsun diyorum. İspat et diyorum. Yok böyle bir şey diyorum. Kuyruklu yalan diyorum. Ama diğeri bunu diyemiyor. Dediğinde de kendini duyuramıyor. Atıyorlar bir şey. Tek taraflı yayın. Yani geçmişte eleştirdikleri ne varsa ki haklı oldukları taraflar var. Geçmişte eleştirdikleri şeylerin, yöntemlerin, usullerin, gazeteciliğin, şunun bunun hepsini misliyle, bin misliyle, Yargı uygulamaları, gazetecilik, siyasi uygulamalar vesaire bin misliyle yapıyorlar hasımlarına karşı. Bir de şunu unutmayın. Dün de söyledim bir kere daha tekrar edeceğim. Eğer bir gruba veya bir hizbe veya bir sivil e, toplum örgütüne veya bir toplumsal katmana e, bir düşmanlıkla hareket eden e, ve bütün kariyerini, bütün mesaisini buna hasretmiş kişilerden gelen e, haberlere, bilgilere, duyumlara hep ihtiyatla yaklaşın. Çünkü o meseleye öyle bir at gözlüğüyle bakıyor ki tamamen düşmanlık sahikiyle, tamamen ben bunu nasıl aşağı çekerim, ben bunu nasıl imha ederim, ben bunu nasıl zayıflatırım. O konuda kuru yaş eline ne gelirse kullanıyor. Şu son bizim hadisede olduğu gibi. Doğru olup olmaması önemli değil. İşte birisi bir şey demiş, ah işte bu da benim işime yarıyor, yüklen. Yani ihtiyatla yaklaşın. Bir gruba düşmanlıkla hareket eden ve bütün mesaisini buna harcayan insanların e, yaptıkları şeylere, ürettikleri işlere neyse ihtiyatla yaklaşın. Yani. Bir de e, bunu önermiş olayım. E, dünden bu yana e, en önemli gündem maddesi bana göre Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu'nu aşağılamasıydı. Dün pek çok arkadaşım farklı kanallarda bunu yorumladılar. Bir kere de ben yorumlayacağım. Ee, görüldüğü gibi yanındaki koltuğu değil, kanepeyi gösteriyor. Ee, Temel Karamolluoğlu ve Temel Karamolluoğlu'na e, Recep Tayyip Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu rahatsız olduğunu belli eder şekilde o kanepeye oturuyor. Ortadaki koltuk boş. Hatta bir espri yapmış. Ee, boş koltuk o Asil Türkiye ayrılmış sonsuza dek rezerve diye yanındaki koltuğa daha evvel Devlet Bahçeli'nin oturduğuna dair örnekler var. Buraca çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir edepsizlik. Abi dediği veya abi pozisyonunda Milli Görüş hareketinde beraber siyaset yaptıkları Temel Karamolluoğlu'na Tayyip Erdoğan'ın geçmiş hukuku her şeyi, teamülleri şunu bunu hiçe sayarak yanındaki koltuğa değil de o kanepeye oturtması büyük saygısızlık. Bu Saadet Partisi ve o milli görüş camiası açısından da içe sindirilecek bir davranış değil. Bir daha da gitmezsiniz. Bir daha da yan yana gelmezsiniz. Zaten görüşme talebinin Temel Karamollaoğlu'ndan geldiği bilgisi var. Saadet Partisi kaynakları böyle söylüyorlar. Yani Tayyip Erdoğan istemeden kabul etmiş Karamolluoğlu'nu. Burada yüzüne, ifadesine, her şeyine yansıyor. Görüşmenin 2 saat 20 dakika sürmesi üzerine de bir takım e, yorumlar yapılıyor. Söyleyeyim 2 saat 20 dakika görüşecek bir şey yok. Fakat o görüşmenin bir bölümünde e, Karamollaoğlu yalnız kalmış olabilir. Araya yemek girmiş olabilir. Ya da ne bileyim e, o sırada e, Cumhurbaşkanı görüşmeye ara vermiştir. Önemli bir iş için 1 bir, bir buçuk saat Karamolluoğlu'nu içeride yalnız bırakmıştır falan filan. Yani 2 saat 20 dakika baş başa oturup neyi konuşacaklar? O kadar bir görüşme geçmiş midir? Ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Uzamasının çok çeşitli nedenleri olabilir. Orada artı TV paylaşmış ki bu son derece enteresan. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili saklanan bilgi diyor. 3 Kasım günü ki 3 Kasım'da AKP grup toplantısı vardı onu iptal etmişti. Artı TV 3 Kasım'da 3 Kasım çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan'ın fenalaştığını ve hemen yakındaki Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını baygınlık geçirerek Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını ve orada bir takım tetkiklerinin yapıldığını ve sonra tekrar saraya geri döndüğünü gösteren bir haber yapmış. Yalnız 3 Kasım'da şöyle bir şey var. 3 Kasım'da evet AKP grup toplantısını iptal etti ama bu bir gün önce geceden iptal olmuştu. Yani 2 Kasım gecesinden belliydi yarın AKP grup toplantısının olmayacağı. Onun üzerine de şey çıktı. Ölmüş hashtag ile öldü mü acaba yaşıyor mu diye tartışma çıktı. Yani 3 Kasım'da tam da AKP'nin iktidara geldiği e, senenin işte yıl dönümünde 19. senede grup toplantısı yapıp da bu işi şova dönüştürmemek mühim bir mesele. Demek ki sağlık sorunu var falan diye sosyal ağlarda hemen bir e, sağlık durumu kötü acaba öldü mü filan gibi bir şey yürümüştü. Hatırlayın ertesi gün öğlen saatlerinde de İstanbul'dan Ankara'ya uçmuş ve danışmanları şey yarışına girmişlerdi. Görüntü paylaşma yarışına girmişlerdi. Evet, dosta Güven düşmana korku bilmiyoruz ee, Cumhurbaşkanının sağlık durumunu o siyaset sahnesinden çekilmeden de bilemeyeceğiz ee, Dolayısıyla e, bir doyurucu açıklama olmadığı sürece de makamında baygınlık mı geçirdi ee, ne bileyim bir sahra krizi mi söz konusu, epilepsi mi azdı, kolon kanseriyle mücadelede bir gerileme mi yaşanıyor? Bilemeyeceğiz. Kaybetme kuşağında her şey derken tekrar başa dönelim. Karamolluoğlu'na bu muamele e, bir anlamda Erdoğan'ın kaybettiğini gösteriyor. Yani elde hiçbir şey kalmamış. Siz yani e, eski dava arkadaşınıza, bir büyüğünüze, ağabey dediğiniz bir insana böyle bir kabalık bulunuyorsunuz. Yani böyle bir kibir gösterisi. Bir de Erdoğan e, şey yapıyor yani son derece planlı şey. E, böyle işaret ediyor yani. Belli ki planlanmış. Aşağılama planlanmış yani. Öyle mi geçeyim falan diyor Karamallıoğlu. O da şaşırıyor falan. Evet. Böyle basit ucuz gösterilerle durumu toparlamaya çalışırsınız. Ama iktidar da hepten kafa gidik. E, Mehmet Barlas bu bugünkü yazısı başka bir şey getireceğim. İki gün üst üste bir e, CHP kapatılmasını yazdı. İkinci günde işte efendim muhaliflerin sürülmesini yazdı ve bunu ciddi ciddi yazdı. Yani CHP kapatılırsa ne olur? İşte muhalifler sürülsün. Tıpkı Osmanlı'nın son dönemindeki gibi falan Bunu çok ciddi olarak ele alın falan. Ve iki gündür tartışılıyor. Ee, elbette siz böyle ekstrem bir şey yaparsanız tartışılır. Bunda çok büyük bir olasılıkla e, nabzı yokluyor Mehmet Barlas. İktidarlar böyledir. Kendi kalan şorları aracılığıyla ortaya bir şey atarlar ve onunla bir saha yoklaması yaparlar. Siz ciddi ciddi iki yazı yazıyorsunuz. CHP kapatılsın, muhalifler sürülsün diye. Ben burada da bunları konu ettim. Tekrar getirmeyeceğim. Fakat bugünkü yazısında diyor ki Vay efendi Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını milletvekillerinin 150'likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor. Diyeceksin. Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdülkadir Selvi bile işi ciddiye almış. Bu sefer de hayır ya ben fantezi yaptım. Maytap geçtim sizinle diyor. Ya gerçekten kafa gidik yani. Akıl alır gibi değil. Sen üst üste iki gün CHP kapatılsın, muhalifler sürülsün diye ayrı ayrı yazı yazıyorsun böyle. Duruyor o yazılar. Sonra da diyorsun ki aa benim yazılar niye ciddiye alıyorsunuz ki? Fanteziydi o. En çok da diyorsun Abdülkadir Selvi'ye e, şaşırıyorum. Niye ciddiye aldın ki Abdülkadir Selvi diyor. Bakın e, hiçbir şeyi tartışamıyorsunuz. Metropol kış saati uygulaması ile ilgili kış saatine geçildiğinde 2016 yılında yanlış bir karar... E, Aralık 2016'da bir araştırma yayınlamış. Yanlış bir karar. %50.5 O gün gene insanlar fikirlerini ifade etmişler. Ama artık bunu da ifade edemiyorlar. Bu kış saati, yaz saati meselesindeki en önemli mesele e, fikir insanların basit meseleler, basit muameleler karşısında bile bir şey söyleyince hain ilan edileceğim diye korkması veya söyleyememesi korkutulması, susturulması en basit en temel meselelerde bile bir şey. Şimdi mesela herkes TRT'de elektrik faturalarındaki TRT payı gitti diye seviniyor. Aman harika karar, doğru karar. Ama daha öncesinde elektrik faturalarında neden TRT payı var diye kimse tartışamıyor, kimse soramıyor. Neden var ya bugün bu çağda? Soygun yani. TRT zaten başlı başına bir hikaye. Hem kamu yayın kuruluşu diyor, kamudan aldığı fonlarla götürülüyor. Orada da bir sürü ahbap çavuş ilişkisi var. Aynı zamanda reklam alıyor. <laughs> Aynı zamanda reytinglere giriyor ve işte özel kanallarla rekabet ediyor. Acayip bir şey. Sen kamu yayıncısı mısın? Elektrik faturalarından gelen milletin fonladığı bir şeyle yani e, kamu yararına yayın yapmakla mı yükümlüsün? Niye reklam alıyorsun? Hadi reklam alıyorsun. Niye reytinge giriyorsun? Yani senin reytingde yarıştığın özel kanallarla senin koşulların bir mi? TRT işte. Ama işte bu dönem şunu gösterdi. Bu dönem bu tür konuların nasıl fena halde içinin boşaltıldığını gösterdi. Ne art, yani herkes TRT'yi de, YÖK'ü de, e, Diyanet'i de, Benzer kurumları da fena halde tartışıyor. Ha söyleyeceğim, söyleyeceğim şu bunlar gidecek mi? Ben bunların gideceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. İktidar yarın değiştiğinde e, biz bunları rehabilite edeceğiz der. Onları orada tutmaya devam eder. Onları öyle kaldırmak her baba yiğidin harcı değil. Metropol yeni bir araştırma yaparsa bakalım kış saati konusunda kim ne diyecek? O arada e, güncel bir araştırma var. Ekim 2021 tarihli sağlıklı yaşam için yeterli düzeyde beslenebildiğinizi düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum %57 ki bunlar daha iyi günler. AKP'lerin %45'i de yeterli beslendiğini düşünmüyor. MHP'lerin %46'sı da yeterli beslendiğini düşünmüyor. Beslenme demişken Avrupa'da gerçekten çok önemli bir gündem maddesi. Burası Belarus, Polonya sınırı Burada hemen işte tel örgülerin ardında dumanlar çıkan yerde özellikle Irak'tan, Suriye'den Kürt kökenli insanlar var, Kürtler var ve hemen tel örgülerin bu tarafında da polisler geçit vermiyorlar. Evet. Şu anda işte bunlar kamplara konmuşlar ama yani bu kamplarda ne koşullarda olduğunu varın siz hesap edin ki orası Belarus. Belarus-Polonya sınırı öyle böyle bir soğuk değil yani. Kuzey. Ee, yani Türkiye ile ne bileyim Fransa, Almanya ile benim şu anda yaşadığım İngiltere ile falan mukayese edilmeyecek bir soğuğu var. Ee, bunu da belirtmiş olalım. O arada e, şu olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farkında mısınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan Azerbaycan asker gönderilmesine ilişkin tezkereye CHP evet demiş. Evet, burada da işte CHP grup başkan vekili ve diğer CHP'li vekiller fotoğraf da vermişler. Cengiz Aktar çok güzel kapak yapmış ama diyor ki, adamcağız saklı Suriye Irak tezkeresinde bir yanlış anlaşılma oldu. Azerbaycan tezkeresiyle telafi edildi. Aynen öyle. Özgür Koca paylaşmış. Haramın kendisini tartışamayan din ancak haramı hangi elle yememeniz gerektiğini tartışmak zorunda kalır. %100 katılıyorum. Yani bu kadar güzel ifade edilmezdi. Haramın kendisi tartışılmıyor. Ee, i̇şte efendim bunu sağ elle mi yiyelim, sol elle mi yiyelim? İş muamelede, ee, şekilde ee, bu kadar güzel ifade edilirdi. İşte suyu ayakta içme, üç yudumda iç, oturarak iç. İşte efendim yürürken şöyle. Araba kullanırken böyle, evdeyken böyle, e, tuvaletteyken böyle. Aman aman efendim, e, ibadetlere ilişkin, kişisel ibadetlere ilişkin, orucu bozan şeyler, işte namazda dikkat edilmesi gereken şeyler ama öteki tarafta zero hassasiyet. Sıfır. Onun için Özgür Koca güzel bir şey yazmış yani. Doğru bir şey yazmış. Elbette bu ibadetler kişinin... E, Allah'la kul arasındaki irtibatı son derece önemli ve bunun da kendine göre elbette hassasiyetleri var. Elbette titiz olunması gereken konular var. Kabusal hayat söz konusuysa, bir toplum söz konusuysa bizim ilgileneceğimiz şeyler işin o tarafı değil, işin bu tarafı. Yani hangi elinle yediğin değil, yediğin şeyin haram olup olmadığı. Helal olduktan sonra sol elle yemende de bir mahsur yok. Evet. seni ilgilendirir ya da. Evet bu uh, son kepsimiz olsun ve bununla yavaş yavaş programı kapatalım. 15-16 dakikada kapatacağım çünkü gerçekten daha uzun uh, soluklu uh, çok fazla enerjim yok. Uh, takviyelerle ayakta duruyorum. Uh, bu işte benim geliştirdiğim bir şey. Uh, tavsiyeleriniz varsa uh, alabilirim. Bir büyük işte uh, bardağa Hani bira bardağı tabir edilen böyle kulplu büyük bir bardağa bir limonu sıkıyorum. Bir iki çay kaşığı zencefil tozu, bir yemek kaşığı kadar bal koyuyorum. Sonra tepeleme sıcak su karıştırıyorum ve günde birkaç tane bunu içmeye çalışıyorum. Faydasını görüyorum ama ne çare hala tam olarak düzelebilmiş değilim diyelim. E, bu konuda tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa elbette onlara da açıp aşağıya yazarsanız okuyacağım. Çok çok teşekkürler. Bir başka yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.